Evet, aslında hem tartıştık, hem güldük, hem oynadık ama çok da ciddi iddialar uçuştu havada. Nazlı Hanım resti çekti. Yurdanur Hanım dedi ki sen ona ayağını yıkat, ben ona evlatlıktan reddederim dedi. Hayırlısı. Ettiririm diyorsun yani. Evelallah. Ben yıkamam ki. Nazlı bravo oraya boşuna gitmedi. Bak götürdüm, şilteyi attım içeriye, kapıyı da çektim çıktım. Ben de Nazlıysam yıkatacağım dedi. Artık oradayım. Asla yıkatamaz. Göreceksin Nurdagül, fazla büyük konuşma. Büyük lokma yut, büyük laf Ben ne konuşma. büyük lokma yerim, ne büyük lokma Ben yutarım. Benim sana kızım değil. yapmaz. Ben tanıyorum kızım. Bu yaşa kadar ben götürdüm. He demeyle olmuyor. Benim kızım yapmaz. He. Yapacak, mecbursa yapacak. Yapmaz. Hafta, 2 haftada, 3 haftada bir gelecek, camlarımı da silecek. Asla. Oh. Silemez. Dip temizliklerimi de yapacak. Silemez. Silemez. Nasıl ortalığı birbirine Silemez. katacağım? Aha böyle o geceyi Silemez. günlerce birbirine Sen buna cehennem. yeniden bana çıktın, ben de senin oğluna ben canlanmışsın Sen, ya sen boş konuşuyorsun. Göreceğim. Sen boş Bak konuşuyorsun. Sen yapım kapı mandansın. yapamıyorum. Sen kapının Senin dışında oğlum ben mandansın. canlanırım silerim. Tam bu da sen dinlemeyi öğren. Sen dinlemeyi öğren. Biri konuşurken biri dinle. Ben konuşmam. Boş konuşayım. Dün Nazlı Hanım dedi ki, bugün yayın sonrası evi taşıyorum dedi. Evet. Ve Nazlı Hanım ne söylediyse adım adım uyguluyor. Evelallah. Kameralarımız da gitti, çekim yaptılar. Nazlı Hanım evi taşıdı ama kimle biliyor musunuz? Emre ile birlikte izleyelim. Nereden? Sorun hadi nereden? Aynı siteden ama Nurgül'ün bir üstünde. Aa! İnandın mı? Aha. Onu yapmayacağı bir şey yok. A9 işte. Aha. Ben şeye de çektim. Yok ben Bak, inanmam. Bakın, Kamera gitsin çeksin. Onu Haydi yok abi Onu yapamayacağı bir şey yok Çeksinler. Seda Hanım. İnandınız Çeksinler. mı? Gördüğün gibi bacım taşınıyorum. Parçalar, eşyalar yavaş yavaş yukarıya çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir yandan eşyalar çıkartıyorlar, bir yandan şey yapıyorlar. Nurgül yeni evlerine taşındıklarında temizliği Emre'ye yaptırmıştı. Nazlı Hanım da Nurgül'e nispet yaparcasına tuttuğu evin tüm işlerini Emre'ye yaptırdı. Bunu bir tarafa mı götüreyim anne? Ha? Bunları götürme hocam. Karılar çatır çatır çamşırın gözüme baka baka. İki çuval kaldırayım. Ne var? Nereye? Ya uyuyor mu? Buraya mı koy? Koy oraya. Şurayı yere atıyorum. Bak. Yere koydum. Tamam, o Başka? Camları da tertemiz sileceğim. Camları sileceğim? Evet. Şunları götürün ya bir tarafa. Götür onları da götür. Bırak. Ha. Bir iş yap, iki tane otur kaldırmış. Karısına dünya işi yapmış, evi kaldırmış, yerinden oynatmış. Geç şu camların başına. Tamam, geliyorum. Tamam, hemen gelmeyince bitir de şuraları halledin. Ben dedim ki, ulan şimdi esirdim, karnı korkusundan gelip kendine vermişim. Nurgül ne yaptıysa Nazlı Hanım da aynısını yaptı. Bu düelloda olan Emre'ye oldu. Aşkım ne bekliyorsun? Silsene. Ya ne bağırıyorsun ya? Bakıyorum şunu çıkartayım mı çıkartmayayım kalsın mı orada? Çıkart ya leş gibi duruyor. Ne bu? Ha? Bundan can mı sınırlar ya? Anne niye atıyorsun bunu ya? Bu kadar kibar temizlik yapıyor. Şu hale bak ya rezil bir kere bak. Ben ev gelecektim sana ev ve akşamdan temizledim. Başkalarım herhalde. Tamam anne yatıyorum ya. Hadi hadi. Çabuk, akşam oldu. Daha bir sürü işim var benim. Burayı tertemiz sileceğim, buraları sileceğim. Tamam anne. Evi yerleştireceğim, bu oraya aşağı inmek yok. Tamam anne. Nurgül Hanım ne hali varsa görsün. Anne yapma, 2 saat sonra ineyim aşağıya. Yok. Vallahi kızar Yo. Karım. Vallahi kızar Yo. Karım. Kızarsa ne? Karım kızar benim için. Yık karı. Senin karın kızı kesin, cam sürdük, temizlik yapmamız bir şey verir mi? Nazlı Hanım şimdiden Emre ve Nurgül'ün evliliklerinin üstüne kara bir bulut gibi çöktü. Kendine eşap koşuldu, bize gelince yarabı şükür. Oldu canım. Anne ben o kadınla evlenmişim, tabii ki de yapacağım. Evim yani. Ben buna niye geldim? Niye geldin? Hı? Niye geldin abi ya? Mutluluğunuzu desteklemeye geldim. Size ondan sonra anası değil ya, düşürecek, yedirecek, içirecek, geçiyor onlar. Anne yardımcı olurum zaten sana. Sen ve evin işi bitmeden, bu evin işi bitmeden aşağı inmek yok.
Nazlı Hanım'a evlerinin bir üst katında ev bulan Emre'nin şimdi de annesinin evini taşımasına Nurgül'ün yorumu bakalım ne olacak? Ayağı kırık yok. Filmlere bile konu olan gelin kaynana çekişmesinin tam da bir örneği. Çünkü biz burada günlerce Nazlı Hanım'ın burada stüdyoda olmadığı zaman günlerce bunu konuştuk. Emre'nin evi temizlemesi, evdeki bütün her işi Emre'nin yapmış olması, Nazlı Hanım aynı hizmeti kendine verdirtti. Yani yeni, burada gelinle yarış var. Yeni başladı. Oğluna yaptırabilir. Oğlu yapsın. Bir şey kızın demiyorum. Da yapacak. Oğluna istediğini yaptırabilirsin. Kızın da yapacak. 3 haftada asla. Bir camımı silecek. Senin oğlunu 3 haftada evime temizliğe gelecek. Yemeğe maaşımı yapacak gidecek. Bir de kızımın temizliğini siler. Kadın bir dinle ben konuşurken. Ben dinliyorum. Heh, yemeğe maaşımı yapacak temizleme yapıp gidecek. Öyle bir şey yemeğe kaş yapacak. Ne? Göreceksin. Evelallah. Daha dur yeni başladı Nazlı. Yavrum ey. Şimdi bu iş nereye gidecek anlatayım mı? Emre sabahtan annesi çağıracak, çıkacak yukarı. Nazlı Hanım bütün işleri yapacak. Nurgül diyor ya, hep burada söyledi ya, Emre yapıyor. Emre getiriyor, Emre sağ olsun, Emre şunu yapıyor. Nurgül'e bu fırsatı vermemek için, yani belki kendisine hizmet etmeyeceğini biliyor. Tamam yaptırmayacak ama Emre'yi bu konuda kullanacağı için Nazlı Hanım, işte o zaman Emre ile Nurgül karşı karşıya gelecek. Daha dur. Kendi oğlunu eziyor zaten 45 kilo. Sen ezdin. 35 kilo olur çocuk. Sen bitirdin oğlumun onurunu, şerefini, gururunu, her şeyden oynadık. Anasına hizmet edince bir şey olur. Nazlı Hanım. Sen varken kızıma düşer mi onur, gurur, şerefi düşürmez. Senin, ama sen sus ya. Seninle benim aramda bir fark göster bana ya. Çok aynı kal. Şeyleri yapıyorsun. Kıskançlıktan, fitnelikten, fesatlıktan. Fitnelik fesatla size yakışır bade. Sen oğluma bir bardak su getir ben. Bir bardak su aldırmam diyen. Niye? O koskoca çocuğun canı ne ki sen bu? Benim kocam hamam mı? Hamam. Bunları taşıttırıyorsun. Niye senin evinde kapatacak ki kalkan? Git hamam bu. Hamal değil miydi? Git hamam bu. Kes. O benim hamamım. Senin değil kusura bakma. Kes sesini. Benim evimde yaşıyor. Benim evimde yaşıyor. Beraber yaşıyoruz. Birlikte yaparız. Çara çakala hizmet edeceğim anasını diğer edeceğim. Diğer çocuklarına yaptır. Diğer evet. Çocuklarına yaptır. Benim kocamı ezemezsin. Ezeceğim. Öyle bir şey yok. Çünkü seni aldığı için öyle, ezeceğim. Başka bir şey değil. Diğer çocuklarına yaptır. Ne senden benim ananı benim karşıma getirip muhatap ettiği için ezeceğim onu. Benim kocam 45 kilo kaldı ya. O kocaman şeyi nasıl taşısın benim kocam? Yok, tek başına kaldırmış. Nurgül. Yazık günah. Evde de yapıyorum, anama da yaparım. Evde yapacak senin evin. Anama da yaparım. Yaşadığın ev. Anama da yaparım abi, karışamazsın ya. Yapsın kızım, ya. Niye kızıyorsun? Git yap, hayır, ya, yaptı, yapsın. Hayır, ben kilo alsın diye bir yapsın. Sürü ballar, börekler, köreklerle besliyorum onu ya. Besleme. Yemek mi yapayım? Gelmiş, biz de yedi, güzelce yedirdim. Sen oraya gitmiş, tabii güçlenmiş, onları alıyor, yukarı götürüyor. Götürürsün tabii, Nurgül. Arada götürüyorum, canlarım. Vitaminler, bilmem neler doldurmuş sana, yoksa sende nerede o kadar güç? Ne alakası var? Hayır, hayır, istemiyorum ya. Benim evimi temizleyeceksin. Benim evimle değil. Nurgül, ben temizlikçi miyim? Kendi evini. Niye ben temizlikçi miyim? 3-6'da bir gidip annenin canlarını siliyorum, yemekleri yapıyorum. Yapacaksın. Temizlikçi miyim ben ya? Anamınkini yaparım. Beni doğurmuş kadın ya. 5 tane çocuğu var. Yapsınlar. Beni sıra doğurmuş. Sana gelince sen de yap. Beni doğurmuş, büyütmüş. Bak ne diyorum? 5 tane çocuğu var. Kızları ben kapısında sen yapacaksın yere. Bir tanesi niye? Kızlarına her şey durur. Onlar benim kızlarım yapar. Sen ersin. Onlar o zaman ben el gelici. Değilim. Bak işte bak kendi ağzına itiraf ediyorsun. O onlar zaman ben yiyip el değilim. İçmeye gelince evin, sen de kızı hizmet benim. Edicin önlerinde. Bak Nazlı Hanım dinle. O evin kızı benim yani. Anlatabiliyor muyum? Yok. O dersin, evde ben yapacaksam ben gürlerim. O evi yapacaksan ben gürlerim. Aha. Senin kızların dış kapının dış mandalı. Bak kendi ağzınla söyledin. Hayır. O evin kızı ben oldum. Onlar yiyip içmeye gelecek. Nurgül aslan deveciyim ya ben. Deveciyim ya ben. Ben o evin maalesef, kızı. Senin kızların kısa bir süre geçici olarak senin deveciymiş. Kızların el kızı olmuş. Kendi ağzınla söyledin. O yüzden ben gürlerim gideceğim, o evde. Gideceğim. Ben gazinesin. Yaparsam ben gürlerim. Şimdi Nazlı Hanım dedi ki oraya taşınma sebebim belli. Evet. Benim başından sonuna tavrım belli.
bu yeni bir şey de değil, yadırgamayın dedi. Ben onları ayırmaya gidiyorum dedi. Ama Nazlı Hanım böyle yaptıkça ben görüyorum ki Nurgül ile Emre daha da çok birbirlerine yakınlaşıyorlar. Hayır. Çünkü Emre ne dedi? Annem o benim, yaparım ama sen başkasın dedi. İkisinin yeri de çok ayrı bende. Biri anam, biri karım. Yani ikisine de elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama bu yardımı da kıskançlığa dökmeyelim. Anama da yardım edeceğim, seninki, karıma da yardım senin edeceğim. Senin annen kıskançlıklar mı? Sana normalde bir bardak su aldırmıyordu bu. Sen senin annen sana bir bardak su kendi eliyle getiriyordu ya. Ne oldu kıskançlıklar bak? Sen... Ay benim oğlum zayıflığı, benim oğlum... Ben seni güçlendirmişim. Oo bak onurunu sıkıldırdın. Nurgül ne verdin bana? Ne güçlendirdin? Gören de ıspanak yedirmiş. Temel reis miyim ben? Ne yaptın güçlendirdin? Ispanak yedirmiş bana evde. Temel reis gibi sanki gittim ne güçlendirdim diyor. Böyle kalkmışım. Temel reis miyim ben ya? Seda Hanım sakalından keseyim uyuyan oluyor. Neyle beslemiş? Oğlan getirmiş mecbursun iki habbe koymaya. Onu bile beceremeyim. Bir kaşık yemek bile koymayı beceremeyim. Nazlı Hanım. Bir de daha lomla mötü besliymiş. Sen ayağına su getirmiyor muydun? Bunu herkese söylemedin mi? Ayağına su getiriyordu değil mi Emre? O seni ilgilendirmez. O ne diyordu? Benim oğlum oturacak, sen suyunu getireceksin diyordu. Bak, ispanak o olur nasıl eğittim, sana yardım ediyor. Bak. Yani şu anda aslında Nazlı Hanım bunları seni kıskandığı için yapıyor? Kıskançlık başka bir şey değil. Çok kıskandım. Bir bardak su istemiyordu Emre'den, şimdi kıskançlıktan yapıyor işte. Kızım sen böyle kudurasın diye yapayım, iki gün sonra artık çatlayasın imdat diye böyle dört nala gidersin. Ben niye çatlayayım, bana mı yaptırıyorsun? Göreceğim. Olan çocuğu sen olur, yazık ezilen bu oluyor arada. Senin de sıranı. Senin de evladı. Bekle sıranı benim, bekle. Benim kocam da senin de evladı. Peki daha bir dün bir bon iki, hoş geldin bilmem ne. Peki bir saniye. Ne işi var bir de benim kocamın senin evine? Doğru yani ben kendi kendinize planlar yapıyorsunuz, kendi kendinize... Çıkmayacaksın evden, izin peki vermiyorum. Peki bir bekleyin, Yurdanur Hanım. Sence de Nazlı Hanım bunları Nurgül'e yapılanları kıskandığı için mi yapıyor? Öyle görünüyor. Aynı Nur gibi. Ha. Oraya yap, oraya yap. Olmadı bir daha yap. Aynısını yapıyor. Niye çara çakala hizmet ediyor? Yarasın elincimiz o yüze gitti. Çakal sen. Ben anasıyım. Ben doğurmuş büyütmüşüm. Bana edecek. Ama benim yapamaz. Ama artık kocam kocam. Kocam 5 senedir ben bu adama emek vermişim. 5 senedir de kocam. Daha senin evladınsa bizim üzerimizden ellerini çek artık. Ellerin sen dış kapının olacak böyle. Dış vandalısın. Orada yukarıda oturacaksın. Benim kocamı ellemeyeceksin. Benim kocam benim. Artık senin benim oğlum. Kocam. Evet. Senin oğlundu. Şimdi artık benim kocam. Kız ya. Bu inat uğruna evlenmedi mi? Şimdi kocası oldu. Daha bas bağırıyor. Kaç ama. Gün oldu? İnat uğruna evlendim. Evlendim ama. İnat uğruna şey. Evlendim, karısıyım. Bak inat uğruna, o uğruna, bu uğruna evlendim o... ya. Benim kocam ya. O... Benim ya. Benim. İşte ha mı geldik? Ne Nurgül, oluyor? Anne ile oğul arasına girme. Yaparım abi. Benim anam karışma şundan. Lütfen çek ellerini ya. Sen de hanım. Sen de benim ilişkimi kes. Benim girme. Canım isterse artık Emre aşağı inecek. Canım giriyor. İstemese Emre'yi aşağı da göndermeyeceğim. Ben bu saatten sonra anne ne benim karımla arama girmeni izin vereceğim. Ya bırak karımı dememi. Hayır benim karım. Karım ne de ben yok. Senin annemle arana ama girmeni ama biraz önce Nazlı Hanım'ın dediğini kaçırdın. Dedi ki Seda Hanım dedi. Bu saatten sonra ben izin verdiğimde aşağı inecek karısının yanına, ben izin vermiyorsam inmeyecek karısının ay, yanına. Aynen öyle. Anam da olsa, karım da olsa ben kimsenin kuklası değilim. Oldun ben kukla ya. Değilim ya. Beni istediğiniz yere çekemezsiniz. Oldun ya, karı kuklası oldun ya. Ne oldu anana yorumcumuz oruna gitti. Anne ben bak kimsenin kuklası değilim. Geldiğince gittiğince. Pes ettireceğim seni. Ben... Pes. Saygıdan yapıyorum. Sen benim anamsın, hürmetine dolayı. Tamam ben... anam, karına da mı saygı gösteriyorsun? Evet, sen o da benim karım. Göstereyim. Karıma da hürmetimden dolayı kocalık görevimi yapmak için yapıyorum bunları. Tamam anne ne yapıyorsun? Benim anneme de yapacaksın. İki haftada bir kadın alıyordum, boşuna para vermiyorum. Anneme gidip yardım edeceğim. Bak nasıl oynuyor senden göreyim mi? Kendine fareden oynadığı gibi oynuyor. Kendi annene yapıyorsan, ben de annem. Senin anan kim de yapsın? Boşuna gidiyor. Sen kimsin? Ben anneye yapacağım mı? Niye yetmesin? Başlarım ana kadar boşu sana. Boşu boşuna temizlik parası vermeyeyim iki hafta bir. Bilsin yapsın sana böyle. Azıcık inat şeyini de kendinize bir şey tutun. Abla ben üç evi nasıl temizleyeceğim? İki evi temizledim, üç evi nasıl temizleyeceğim? Sen getirdin yanına. Hangi yere çalışacağım da ekmek kavarsın? Bir temizlik şirketi açarsın sen. Buradan da yürür gidersin. Benim hayallerim başka abla. Biliyorum. Senin ama sen, hayalin karının şeyi mi temizle, anasını temizle mi? Burası sen bu gidişle hayal. Hayallerini nasıl daha gerçekleştireceksin? Bana gelme, sen bana sıra gelmiyor. Hiç bilmiyorum abi, temizlik olayından çıkamadık ki hayallerimizi gerçekleştirelim. Ya adam single çıkardı ya, klip çekti adama temizlik yaptırıyorsunuz ya.
Vallahi. Adam şarkı çıkarttı ya. Adam Guinness rekorlarına girdi ya. Gelin kaynana kavgası yüzünden adam kendini temizliğe verdi. Ya ne derler Seda Hanım? Bak, yanındakını söyle bak, de sana. Karizma yerlerde. Adama bak al. Yani şuraya bakınca başka bir şey, buraya bakınca bak farklı bir şey. O da seçtiğine bak. İşte seçtiğin seni göğe de çıkarır, yere de batırır. Bak yerin dibine sokuyor. Yok, klibi o yaptı. Ya yerin, bırakın ne yaptı yerin ya? Yerin dibine sen sokuyorsun çocuğu, sen. Kele o kim de yapsın oğlumun klibini? Stylingini bile yaptı. He. Sıtırlayın mıtırlayın ben anlamam. Yaptı. Anlamıyorsun işte, bir dur. Anlamıyorsun, dur işte. Kıtırayım. Ben anlamıyorum. Bana ben... Kusura bakmayın. Benim oğlum çalıştı aslan gibi gitti parasını yatırdı yaptı. Abi. Ben de aslan gibi çalıştım. He. Ona destek oldum. Çalışmayabilirdim. Sen evde mi? Oturabilirdim. İki sen temizlik mi? Yapardım. Keyfime bakardım televizyonun karşısında. Çalışayım mı? Ben ay bak eşek gibi çalışır. Sezer hani? Sayın'ın dediği gibi. Kraliçe krallar gibi de yerim. Hani ha. Nerede çalışıyorsun? Sen niye görmedin? Sen görme. Kimi kandırıyorsun sen? Hey. Çalışın kadınlar kendi paranızı yiyin. Çalışsın. Çalışsın kimseye minnet etmeyin. Ama koca parası yemesin. Aslan gibi çalışsın kendi yesin. Kendi ama, parasını evet. Yiyor. Daha ne koca parası yemedi. Oğlumun parasıyla hava atmasın etrafa. Ne dedin Yurda Nur Hanımcığım? Hala oğlunun parasını yemedi. Kendi parasını yiyor. Sen yiy. Oğlun dedin kişi onun kocası artık. Senden çıkmış. Senden çıkmış. Göreceğim bacım. Başınıza gelenleri sen göreceksin. Sen varken bu gelin evidir adı. Örnek oldun örnek. İlim kaçacaksın. Kaynanlara örnek oldun. Ayıptır. Abla bir tanesine yorum atmış. Şuradaki halimle buradaki halim. Yorumda da şu Emre'yi diyor televizyona gönderelim bir daha da almayalım diyorlar. Orada kalsın diyorlar. Düşün yani. Yazık ya. Yani şuradaki durumumdan dolayı videomun altına şöyle bir yorum yazmışlar. Emre diyor Eurovizyon'a gönderelim bir daha da almayalım orada seçin, kalsın. Işte, Nazlı Hanım biraz önce söyledim ya hani filmlere, dizilere, türkülere konu olan gelin kayınvalide çatışması, o birbirlerine yaptıkları nazireler, nispetler. Gerçekten sen gelininle nispet içinde misin? Lütfen gelin demeyelim. Ben daha onu gelin sıfatında görmeyeyim. Ama gelin görmeyeyim. Senin oğlunun karısı. Yahu he kağıt üstünde öyle kendini can istemiş gitmiş soyadını değiştirmiş o kadar. Benim nazarımda o. Kendi soyadından bu. Ama oğlun öyle demiyor diyor ki o benim bir daha söyle. O benim karım. Sen de benim anamsın. Bu işin artık orta yolunu bulalım şu ortada buluşalım. Bak buluşalım şu orta yolda, birleşelim, sarılalım, bu işi de burada artık kapatalım bu defteri. Evet. Bu defter bir türlü kapanmadı. Gitsin de işiyle uğraşsın, orta yazık. Orta yolu bulacağım işte oraya geldim. Bekle ve gör. Anne ben vallahi iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ha sana ev Seda olarak. Seda bu zamana kadar ne söyledim sana, yalan çıktı mı? Yok, çıkmadı. Yok. Bundan sonra da bu sözlerimin arkasındayım, kalıbımı basarım. Başına bela cottun oğlum. Canım. He? Cenderilerimle belayı başının üstüne cuttum. Bela demeyelim, anası dur o. Seninle bahsetmeyek bela mela diye. Niye çakal diye bahsediyordun az önce? Adamın karizma yerlerde. He. Yapmayın. Bu evliliği yaptığı için onun bedelini ödeteceğim ona. Fazlasıyla. Efendim Şükran. Çok güzel yapıyor. Yapacak tabii ki Seda Hanımcığım. Nurgül'ün bile yapması gerekiyordu. Adam şarkı single çıkardı. Günah ya. Olabilir Seda Hanımcığım. Ya annesine yardım anne gelin çekişecek diye bu adama olan oluyor. Annesine yardım edecek. Taşınıyor. Kere Seda Hanım cıngıl mıngıl hıngıl mıngıl çıkarttı diye yani anasına hizmet etmeyecek jingle, mi? Single. Her neyse sindir mıdırı. Nurgül'ün bile yardım etmesi gerekiyordu tabii ki. Nazlı ay, Hanım... Ben yoruluyorum ya. Yapamam vallahi. Yapamaz ya. Gökten zemirlen düştü. Evet her zaman da çok kararlı Nazlı Hanım. Yaptıklarının, düşüncelerinin arkasında her zaman. Kim bilir daha neler yapacak? Düşünüyorum. Bekliyoruz. Spora gideceğim. Yıkatacağım. Hiç yorulmuyorum evde spora gideceğim. Şükran Hanım. Onun yaptıklarına karşılık mı Nurgül ona hizmet edecek? Edecek. Yapması gerekiyor. Kayınvalidesi. Tabii ki yapacak. İnsan gibi davranacak. Ama insan gibi davransın kızın da hizmet etsin. Hizmet hak ediyor mu? İnsan gibi davransa da ediyor. Bir daha söyle kız Şükran duymadım. Başıma geçti. Yapacak tabii ki. Öyle bir şey yok.